yapıyorsun? Oo. Çok gerginim arkadaşlar. Ben sigarayı bıraktım da az önce. Az önce dediğim dün gece. Dün olmadı. Odaklanamıyorum şu an. Başka bir yöntem deneyeceğiz. Yani bu illetten kurtulacağım. Bak bu çektiğimi görün. Sevgili gençler, bunu siz de çekmeyin. Allah kahretsin, böyle bir bağımlılık yokmuş yani. Elim ayağım dolaşıyor bak. Yine arabayla bir yere gidiyorsun. Şimdi biz Moda'ya gidiyoruz. Antigravity diye bir yoga var. Tamam mı? Çok acayip bir şey. Böyle sallanarak yapıyorsun. Antigravity yer çekimsiz ortam demek bu evet, arada. Evet, yer çekimsiz ortam demek yani. Nereye yer çekimsiz ortamı var? NASA mı bu? Evde yapılıyor. Kurdele gibi bir şeyle yapıyorsun. Büyük gravity kurdele. Yoga desen tamam yani. Yer çekimsiz ortamda yapmıyorsun ki. Gravity yoga olması lazım adının. Yanlış ismi. Bunu tamam, hocayla konuşacağım. Tamam sen. Şimdi ben daha önce yapmıştım. Kaç sene yaptın sen? Bayağı yaptın. Çok sene yapmadım canım. Yani böyle bir 7-8 ay yapmışımdır çok. Ama unutmuş olabilir. Unutmuşumdur yani. Neredeyse 4 sene ara verdim. Keyifli ama stresli. Yükseklik korkum vardı mesela benim. Ben orada onu biraz aşmıştım. Aşamadın ama Ceyda. Sen ne kadar süre gittin ona? Ben vallahi bak hocaya kızarım şimdi orada bu stresle. Saçmalama. O yüzden ayıp olur. Çok üzülürüm sonra. Utanırım. Sigaramı daha sonra bırakayım. Zaten bu hafta yanlış bir seçimdi senin için. Değil mi? İzmir'e gideceğiz merak falan. Merak etme. Ne kadar sinirli olsan da ben seni destekliyorum. Hiçbir şey üzerime alınmıyorum. Bak, ben bu şekilde İzmir'e gidemem arabayla. Herhalde canım delirdin mi? Şimdi aşağıya yazacaklar. Abi bu iş kafada bitiyor. Bilmem ne. Abi bırak kızı. Kardeşim içmediğiniz için hayatınız çok güzel, anladın mı? Ve öyle kalmaya devam etsin. Anlayamazsınız. Ben 16 yaşında başlamış bir gerizekalı olarak 20 yıldır içtiğim için bu meleli. Anladın mı? Benim bak bu görün halimi, sakın ama sakın başlamayın. Zaten şimdi artık jenerasyon akıllı. Bizim jenerasyonumuzda aptaldık. Salak salak özeniyorduk böyle artistik olsun diye içtik. Zaten başka hiçbir sebebi olamaz bu salak şeyi içmenin. Nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok işte. Yapacak şey çok. Var. Farklı yöntemler deneyeceğim Ceyda. Onlarla kurtulacağım. Tamam. Neyse şimdi mekana gidelim. Keşke bugün boksa gitseydik. Bak nasıl. Allah korusun vururum sana falan orada sinirlenip. Yüzüme şey alamam, hakim olamam. Üzülürüm sonra. Neyse. Arkada Aleyna Hanım var bu arada. Sabah sabah. Ne sabah? Saat 2. Ya bak kapı, bak çıkana kadar arabanın anahtarını bulamadım. Yedek anahtarı aldım. Kapının anahtarını kapının üzerinde unuttum. Arabaya bindim. Tekrar çıktım kapının anahtarına. Böyle bir dalgınlık. Lanet olsun, hayatımı ne kadar etkilemiş ya. Pis şey. Biz böyleyiz. Vallahi böyleyim ya. İsterseniz bana özenebilirsiniz. Ha, ne güzel işte. Yeşilay ya. Evet daima. Ben de bırakacağım. Göreceksin. Güzel bir beslenme. O gün burada diyeceğim ki canlar bıraktım. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bundan canlıdır. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar şu an yaşadığım sinir stres haline bürünmüş oluyorlar. Yani böyle şu an ben cancı. Can da burada. Hiçbir şeye bağımlı olmadığı için fıstık gibi yaşıyor. Cancıkların, canların ayrımını yapamadım bak. Cancıklar vardır, can yarısı. Beğendiği video olduğu zaman aşağı gidip bir abone olan, beğenen, bir yorum atan, bir etkileşimde bulunan, bu arkadaşları bir sevindiren yok. Hep kendine çalış sen. Ondan sonra benim gibi olursun. Onu da geçtim. Buyurun geçin beyefendi. Zaten sinirliyim, size ekol yapmadım efendim. Geçen söyledim ya like atın diye. 10 bin like'ı geçerse şöyle olacak diye. İşe yarıyormuş ya. Enes Batur boşuna yapmıyormuş onu. Sürekli diyor ya 10 bin like geçer. Geçmiş. Bir şey olmuyor. Bizde bir şey olmuyor arkadaşlar. Onlarda da bir şey olmuyor. Çekil bana yol ver çabuk. Benim mesela şakalarımın devamlılığı olsun derseniz. 3 milyon like'a çok acayip şakalarım var. Genel bir koydum. 3 milyon onu. Ne diyorsun Ceyda? Öyle bir like yok. Belki var. Öyle bir izlenme yok. Ya sınırlarınızı genişletin biraz ya. Belki gelecek like atıp gidecek. Eğer bu video 400 bin izlenir ama 3 milyon like gelirse nasıl oluyor biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar uzaya çıkacağım. İzlenmez bu arada uzay. Ne izlenmez bu arada uzay diyorsun ya. 100 bin like gelirse eğer. Başka bir yerde şaka yapacaksın. Bambaşka bir yerde şaka yapacağım. Hadi gidelim artık tamam. Tamam gidiyoruz hadi. Bu arada antigravitede çok ciddiyimdir. Yok öyle bir şey değil. Ben gitmeden bu bıraktığımı bırakmayacağım çünkü bu stresle orada bir şey yapamam. Çok ayıp olur hanımefendiye karşı. Tamamen o yüzden. Kapatalım, ben şu stresimi alayım, ondan sonra tamam. Şey yapalım. Geldik. Tülay Hocam. Tülay Hocam'ın mekanı. Ve tülleri. Hoş geldin. Kurdeleleri. Genelde perde diyorlar. He perde. Hocam üstümüzde biri oturuyor mu? Şu an kimse yok. Düşmez o Fırat. Yani hiç öyle durmuyor gözümde. İlk geldiğimde ben de çok korktum. Hocam perde mi bu? İpek ve satenden oluşan patentli bir hamaktır. Christopher Harrison'ın 10 yıl çalışması sonucunda çıkan bir hamak. Bir egzersiz metodu daha doğrusu. Daha öncesinde Ceyda denemişti. Denemek ne demek? Kaç sürekli denedim. Hatta yapmıştık bayağı da. Ama unutmuşumdur şimdi hatırlamıyorum. Sevgili Fırat deneyecek. Ya deneyeceğim de hocam ben o...
Cirque du Soleil'de görmüştüm ben bunu. Buna benzerini. Kocaman falan dönüyordu böyle perdeyle aşağıya. Neden antigravity? Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Antigravity demek yer çekimsiz demek. Evet. Ama bu gravity tam olarak yer çekimiyle yapıyoruz. Yer çekimle meydan okuyoruz. O zaman aslında anti olmuyor canım. İsmi yanlış. Gravity yoga demek lazım. Antigravity neden? Omurgayı sıfır baskıyla açtığı için yoga düşünün. Bir handstand düşünün. Başüstü durduğumuz ya da el üstü durduğumuz. Amuda kalkmak. Onda evet. Onda yine bir baskı var. Yeri itiyoruz. Hamakta tamamen omurgayı bırakıyoruz. İyi, belime iyi gelecekse tamam. Belinize çok iyi gelecek. Boyun. Dediğim gibi ağrı yoksa. Yok. Boyun. Skolyoz. Orası neresi? Şu kemik. Heh, o geçen motora bindim. Çok fena ağrı yaptı orası. Omurga sağlığı için bire bir diyebiliyoruz. Hadi yapalım. Ben hazırım. Ben zaten bu işleri yapıyorum. Hazır mıyız? Herkesin çok korktuğunu söylediniz. Ben korkmam da. Göreceğiz. Hiç korkmayın. Korkmuyorum zaten. Çok eğleneceğiniz. Yani spor olduğu için benim eğlenme ihtimalim sıfır, onu söyleyeyim. Görürsün birazdan. Bu öyle bir şey değil. Yormuyor mu? Tabii ki yoran. Hayır, eğlenmeyeceğim. Hayır. Çoraplarımızı çıkaralım. Çorapları çıkaralım. Evet. Ben çıkardım. Çıkardı. Ceyda çıkardı, tecrübeli. Hocam çıkardım. Sonrasında boy ölçüsü alacağız. Aldır boyunun ölçüsü. Yani hamak biraz pubik noktasında olacak. Neresinde? Pubik noktası. Burada duracak yani. Pubikmiş burası. Yukarı bir tırmandım. Evet hocam. Bir bakalım. Bence gayet. Şu an oldu mu? Bu pubik noktası gibi gelmedi bana. Öyle öyle. Kafam yere değmesin hocam. Oo, sanki senin için bir hazırlık yapılmış gibi hissettim. Adeta benim için seçilmiş. Hamağın iki ucunu hemen kapattım. Bir katlama sanatı. Bir kez avuç içi. Hop geri geldim. Burada bir yuva yapıyorum. Yükseldim ve içine oturdum. Koza. Sonra pedal pedal yaptım. Hamağı biraz küçülttüm. Açtım bacaklarımı. Tövbe estağfurullah. Ve doladım. Şeye de benzemiyor mu biraz? Fıtıkçıları çekiyorlar ya böyle sallandırıp. Benzemiyor diyelim. Ama hocam onlarda da aynı mantık var. Çok ayıp. Allah. Fıtıkçılar Derneği şey yaptı. Ya o zaten iyi bir yöntem değil tabii de. Tabii canım değil de. Ama benzerliği hani oradan demek ki bir mantığı var. Bu doğal varmış. Bir akış. Tamam hocam hazırım ben. Ceyda tarafındaki elini yukarı kaldır bakalım. Kaldırdım. Öbür tarafı tut. E tuttu. Tam söyleyin hocam 106 IQ'm var benim. Dur. Bay bay de oraya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Al bu tarafa. Evet. İçeriden değil de dışarıdan. Dışarıdan. Çok zor öğrenci. Evet. Öbür elini de geçir baş parmağını. Hocam onu oturacağımı söyleseniz ben otururum. Sonra. Tamam. He oturmuyorum daha. Şöyle bir adım öne gel. Bir kez avuç içine sar. Dirseklerini içeri geçir. Geri geri gel. Geldim. Şimdi bu birazcık babaanne gelişi oldu. Neden? Aşağı doğru böyle yani. Gel otur bakalım içine. Oturayım hocam da çok yüksek kaldı. Ben galiba yanlış tuttum ha. Kalmadı. Zıplayayım mı? Yok zıplama, bir gayret et sadece. Dizini karnına çek, içine otur. Başardı. Çıkarayım mı? Bırakayım mı kolumu? Bırak. Ha. Oo çok güzel lan. Tamam yeterli bence. Oturmayı öğrendin daha. Dur. Ellerini hiç bırakma. Bırakmam zaten artık. Ayak parmak uçların yere dokunsun bakalım. Bisiklet sürüyor mu? Hocam hareket eden hiçbir şey de yokum ben. Neyse ki burada kendi sallanıyor. Bütün işi bu yapıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç merak etme. Aynen o güzel benim için. Evet. Şimdi ben sabırlıyımdır ona göre. Düşük bel kemer kullanıyorsun ya öyle. Yok kullanmıyorum. Göbeğim var benim. Kemere ihtiyacım yok. Düşük bel pantolon giyinen kızları düşün böyle. Düşünmek istemiyorum hocam, evliyim. Çok zor öğrencisin. Şimdi geriye doğru gel. Bacaklarını iki yana aç bakayım kocaman. Burada beklesin. Biraz karın kasları çalışsın. Çok zor ama şu ya, anda. Evet. Kollarını yukarı kaldır. Kaldırdım. Hadi hocam. Karnına bak. Evet. Dur. Çok çabuk oldun. Ellerimi tutamıyorum. Tutarsın. Ayaklarını şimdi dola bakalım. İşte bu. Evet. Burada bir kal. Hocam. Ellerini bırakabilirsin. Kafanı da bırak. Oh be. Ne korkutucu olan ne? Ben anlamadım ki. Sadece bekle. Benim IQ'm bu kadar kanı kaldırmaz. Birazcık kafana kan gitsin beynini az. Hocam. İyi misin? Hayır. Anti-aging faydasından yararlanıyorsun. Doğal bir botoks. Hocam. Beni bir Fırat'la çek. Yarasa Fırat. Hocam tamam mı? Bir de kafanı kaldır. Hemen kalkma. Tamam. Dizlerini karnına çek, ellerini yukarı kaldır. Eller yukarı. Az yukarı. Bak gördün mü renginin güzelliğini? Ne rengi? Kıpkırmızı oldum hocam. Anti-aging oldum. Anti-aging bak görüyorsunuz. Çok güzel. İyi misin? Korkmadım ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beynime çok kan gitti ya. O amaç o işte. Şimdi daha iyi hissediyorum ama oradayken iyi hissetmiyordum. Şimdi çok iyi hissediyorum. Bugün hayatınızda çok şey değişecek. Ne olacak? Daha üretken olacaksınız. Tamam. Kan gitti ya. Benim IQ'm kaldırmıyor Ceyda. Çok düşük olduğu için.
Ceyda çok korkutucu diyordu. Hiç korkutucu değil. Daha yukarı çıkmadı da. Ben korkmam. Bir de benim kafam yere değdi ama. Şimdi bir tık daha yukarı çıkıyor. Ben dedim orada puşpır noktam orası değil diye. Şimdi bu birinci kattı. Bunun daha yukarıda yapılacak hareketleri var sanmayın. Başlangıç seviyesi. Basic. Yaparım ben hocam. Çok yoruldum. Tövbe estağfurullah ya. Çok yorulmuş. Çocukluğumuzda salıncağı binerdik ya, böyle zıplayarak salıncağı binebilir misin? Hocam ben küçükken de uzun olduğum için zıplayarak salıncağı binmiyordum bu ama bu yaparım. Bu tam size göre. Tamam. Heh, aynayı da hesap ederek birkaç tane sallan bakalım öne doğru. Oklu. Ama aynayı hesap ederek. Tamam, aynayı hesap ettim. Selam demek ki Fırat. Bak bu çok eğlenceli hocam. Evet, ama biraz popo acıtıyor. Ellerini içinden geçirip önde hop zıplayacaksın. Anlamadım. Öyle. Öne gelirken zıpla. Ha, klasik salıncaktan atla, apaçi style'la salıncaktan atlama. Hop. Yes. Onu da çok yaptım. Ceyda yapmayacak bir şey. Ceyda ile başka bir şey yaptıracağım. Ben Ceyda'nın yaptığını yaparım ki. Ha, otur haydi. Tamam. Kolları geri at. Ayaklarını çok pedal pedal yap. Şu kabetlerin oraya gelsin hemen. Yukarı değil, aşağı. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü hareket ettirmiyorsun burayı. Ha. Ayaklarım yere değmiyor. Aç bacaklarını kocaman. Ellerini yukarı kaydır. Yaptım hocam. Gel. Hocam yine başladık. Evet. Siz tutunca rahatım. Çok estetik. Çok esnek. Böyle esnek. Bayağı esnekmiş. Şöyle yaptım hocam. Ayaklarının üstüne tırmandıracağız. Yok hocam artık. Şimdi tırman bakayım ayaklarının üstüne. Ellerini oradan bırak. Yukarı tırman. Hadi bir daha. Bir dakika dur. Hadi. Öbüründe. Aferin gel. Ayaklarını gel içeriye. Ne yaptık ya? Yukarı çık. Çıktım. Evet. Look at this. Yukarı. Yes. Hocam bak çok zor duruyorum. Elleri açıyor. Hızlı anlatalım çok zor duruyor. Hadi gel. Ne yapayım? Ellerini buralara getir. Geldim. İçeride. İç tarafta. İki yerinde. Tamam. Yere bak. Baktım. Gel şimdi bana doğru. Ne yapıyorsunuz? Gel. Öyle şey yok. Anlatın. Allah. Elleri bırak. Bıraktım. Ne oldu? Biraz korktun gibi. İyi misin? Çok iyiymiş. Ama o hareketi ben kendim yapamam. Ben Çinli oldum. Yaparsın da biraz korkutucu olanlar oralar işte. İnsan çünkü kendini düşecek zannediyor sürekli. Hayır ben anladım mantığını. Düşeceğimi düşünmedim de. Hoca bırakmasa ben nasıl bırakayım kendimi? Düşeceğini düşündüğün için bırakmıyorsun işte. Mantık arama. Suratımın şekli normal mi hocam bu? Evet. Nasıl normal mi ya? Herhalde çok ya. İyi hatta. Böyle bakın hocama, cilde bakın. Allah aşkına bak. Hepsi yukarı doğru bak. Yaş 50 bu arada. Ya ben size dedim hocanın yaşına inanamazsınız. Evet. Oha, o zaman işe yarıyor demek ki. Çünkü sürekli böylesiniz yani, anladın mı? Kafa sürekli ters olduğu için ister istemez de hep her şey geriye gidiyor. Tamam, beni unuttunuz burada. Yok asla. Eller yukarı, dizleri karnına çek. Çektim. Birazcık burada dinlen, belki başın döner diye. Bence iyisin. Bak şu an fitness yapmış kadar terledin daha, ne tabii. Olsun yani. Ben böyle terletmesini beklemiyordum. Bunun suspension tarafı da var yani. Ne? Yani TRX ile falan yaptığın hareketlerin birçoğunu yapabiliyorsun. TRX ne? Spor yapmıyor mu Fırat hiç? Hayır. Hocam anlamadınız mı yapmadığımı zaten? Bence anlamış olmanız lazım. Hiç. Dedim ki Ceyda hani sürekli spor yaptığı için. Yok, en fazla işte tuvalete yürüyor. Oradan odaya geri yürüyor. Zayıflatmaz ama tabii. Zayıflatıyor. Zayıflatmaz olur mu? Sıkılaştırıyor. Acayip selülit de işe yarıyor mesela. Hani biraz önce yukarı çıktığında böyle çok iç bacaklarını buralarını hissettin ya. Evet. O lenfleri açıyor. Lenfler açılıp dolaşım sistemi devreye girdiği için hem sıkılaşıyorsun. Fırat'ın hiç umru olmayan konular ama tabii sizin için 2 tane gram doğru güzel bir bilgi olsun. Ben kaç yaşındayım? 40. Hocam ayıp ediyorsunuz. 25 gösteriyorum ben. Hocam ben kaç yaşındayım? 32-33. Ben doğru. 33. Ben 36 yaşındayım da 25 gösteriyordum. Şu anda bedenin göstermediği için kimse inanmadı. Ama şu an şöyle, çok yoruldun. Yorgunluk insanı birazcık daha şey... Tabii siz 50 iken 35'lik gösterdiğiniz için kafanız ben rahat. Ben şimdi daha baş aşağı dönmedim. Şimdi yorulayım, ben de öyle görünürüm. Hiç estetik var mı hocam? Yok. Hiç estetik yok. Hiç yok ya, hayır ya. Vay be, hocam çok şaşkınım. Çünkü biz Türk insanı olarak çabuk yaşlanıyoruz ya. Ben çok iyi beslenmeye gayret belli ediyorum. Belli zaten canım, sadece bununla olmaz. Birçok şeyle besliyorsunuz. Paket ürün hiç kullanmıyorum. Ceyda gibi. Duy. Ben de hiç kullanmıyorum ama cips yiyorum, hamburgerim ama aralarda yenir. Şeker hiç yok hayatımda. Bir ara ben. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık daha aşağıda eğleneceksiniz. Şimdi ben bir hatırlayayım. Çünkü şu an hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben Kozalak Fırat. Bu benim yaşam alanım. Ceyda zaten biliyordu ama bence başarılı olduğumu düşünüyor. Nasıl terlediğime bak görüyor musun? Suratımdan korktum biraz ama belki de yarın gençleşeceğim.
Bu arada deneyimleyen varsa yorumlara yazsın. Uzun süredir yapan var mı bilmiyorum da. Vardır. Şimdi güzelce omurgan bir esnesin. Öne doğru birkaç adım yürü ve bırak bakalım ellerini şimdi. Evet, birkaç adım daha. Ceyda'nın suratı öyle olmadı. Nasıl olmadı sen de? Oluyor, oluyor. Bırak şimdi kendini. Evet. Sırf izlensin diye bakın saçımı süpürge ettim sizin için. Bakın. Şimdi beraber yapacaksınız. Aynı hareketi mi? Birlikte sallanacaksınız. Evet, tutuşun. Kıpırdayamıyorum ki çok yoruldum. Bacaklarını kocaman aç. Açtık. Burada kalamıyorum. Evet. Hadi geriye gidiyoruz. Allah'ım. Hocam çok sıkıştı şu an. Gel gel gel. Hocam. Evet. İyi değilim. Şimdi sallan gitsin. Elleri elini tutuşun. Ha sevenler birleşsin. Ters yapıyorum. Çabuk tut elimi. Fırat ne yapıyorsun? Ceyda ver. Ceyda ver elini çabuk. Hocam benim başım birleşsin. Çok döndü. Bir bakışın bir bakışın. Evet, sonra ayrılın bakalım. Hocam ben düzenleyeyim, midem bulandı. Midem bulandı. Midem bulandı. Böyle mide bulantısı baş dönmesi oluyor ama sonra geçiyor bu arada. Evet, ben merak etme. Anlık durumlar. Çok durdum hocam. Çok normal. Başın aşağıda sallanıyorsun. Yani beynin diyor ki ne oluyor ya? Ben bunu yiyeyim. Aman oğlum. Tabii. Su ister misin? Soktuğum durumlara bak, ölüyorum şu an. Ben ilk geldiğimde çok zorlanmıştım. Çünkü çok korkuyordum kendimi bırakmaya. Ben korkmadım da çok yorucu geldi. Ben anlamadım ki bu kadar ne yorucu olabilir. Sonuçta bütün işi bu yapıyor. Teslimiyet seni yoran aslında. Gücüm yok zannettiğin için yorulduğunu zannediyorsun ama hayır. Göbeğim de eridi be kanaki hocam ha. Evet, evet. Göbekten biraz verdim gibi. Bugün bir kilo vermişsindir bu şimdi arada. Şimdi bol su. Ne alakası var? Bugün bir kilo vermişsindir. Bir kilo vermişsindir sorma. Evet. Sen acaba esprilerin bu baş aşağı sallanmalardan mı geliyor? Çek çek beni. Dur sallanırken çek. Şöyle çek ama. Ben yarasaymışım gibi çek. İster misiniz yarasayı görmek? Hocam ben artık yapmayayım. Sen biraz ısrar biraz dinleneyim ben ya. Çek sen dinlen ben yarasa yapayım. Kaç hareket var? Çok. Nasıl çok, ya? Çok. Hepsi baş aşağı sallanarak. Hayır hayır değil. Bir baş aşağı bir normal pozlar. Böyle bir spor olacağını tahmin etmiyordum. Yani terletecek ve yoracak. Rahatlatıcı yoga gibi. Mahatma yıkandığı falan. O da yorucu ki. Ya nesi yorucu? Böyle durmak yorucu mu? Ya, ama o meditasyon işte o yoga değil. Başka bir şey yok. Yine aynı oturuş şeklimiz. Ayakları içine geçirip. Aha. Vampir. Eller yukarı hop aldım içeriye yumruk yaptım bacaklarımı aldım geriye. Bütün hamağa verdim ağırlığımı şu anda ve burada kanatlarımı açtım. İşte bu. Yarasa. Oo. Şimdi ben yapacağım. Kimin aklına geldi bu hareket? Karma karışık bir şey ya. Hiçbirini hatırlamıyorum. Evet şimdi ben yapıyorum. Ayakları kapat. Evet. Tepin bakalım biraz. Evet, bir bak bakalım karşıya. Yes. Yeah! Bu Filip'le iniş ve karşıya bak. Normalde biz derslerde hocamla yan yana yapıyoruz. Yani ben burada oluyorum, o orada oluyordu. Arkadaşlar hazır mıyız? Hadi iyi şanslar evet. Hocam. Bunu da yaparsam çok iyiyim. Bu arada çok gözde bir poz. O zaman bu pozu benim gözlerime koyalım. Gözde bir poz ya. Tamam bu güzel belli de siz yapınca güzel. Ceyda da güzel olmadı. Nasıl olmadı ya? Senin yarasan, affedersin koronayı yaran yarasa, yasan ya, işte anladın o yarasa vampire. Gibi. Hayır. Vampire. Yok hocam vampire gibi olmadı onunki. Bildiğin ben Çin yarasası. Ya. Sizinki vampire gibi oldu. Yarın gel vampir olarak başla. 6 tane dolu dolu sar. 6. Biraz daha aç ellerin arasındaki kalçan sığsın. Benim popom zaten küçük. Normal bas aşağı. Nereye oturuyor hocam boş orası. Demin yaptığımız pozlar gibi aslında. Tamam ha oturdum. Şükürler olsun. Evet. Ellerini dışarıya at. Evet şimdi. Anam. Dolu dolu dedim ya. O kadar sarmış ki. Ya hocam dolu dolu dediğiniz ben dolu dolu yaptım. Ortası yok yani ya çok iyi. Avuç içlerin birisi kapıya baksın birisi de pencere tarafına. Bakıyor. Lokatör. Hocam yamuk ya bakın. Değil değil orası hiç önemli değil. Hareketi yaptı da estetiğin tamam. Peşinde. Elini bırak şimdi. Bak şu an tam vampire benziyorsun filmlerdeki. Ama içine gir uzat bacaklarını. Girdim. Uzattım. Oho. Mücadele var resmen şu mücadele. Çok iyi ya şu an. Uyuyabilirsiniz içinde. O kadar rahat oldu. Bence bütün kampçılar bu hareketi öğrensinler. Ağaca asılabilirler. Evet. Şimdi bunları hiç bırakmıyorsun tamam mı? Eyvah. Gelsin. Ellerini hiç bırakmıyorsun. Anam. Dizlerini bük. Orada aynı değil. Hocam. Hayır. Dizlerini uzun. Tamam. Açıl. Hocam. Açıl. Hocam boynum. Yere bas. Diğerini de çıkar. Ve yüksel yukarıya. Yapamadın. Bu ne şimdi?
Yapamadın kuş ki. Kuş gibi bir şey oldu mu? Yapamadın çünkü. Hocam o tersten taklalar falan atmıştı. Oraya gidemedik çünkü ayakların kaydı. Yok o korktuğu için o. Ha evet biraz kasmış işte olabilirsin. Biraz kasıntı. Yani şu an kuş gibi oldum ama çok değişmiş. Özellikle yatma bölümünü Filip beğendim. Filip atmak ister misin? Ha? Filip atmak ister atayım ha ha onu ben atayım. Fırat'a bak hayatında yapmadığı sporu yaptı şu an bu arada. Ama değişik bu şimdi anladın mı? Eğlenceli bu. Kaslarımı görüyor musun? Evet. Karşıya bak bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Omuz yapamam. Bacaklarını dümdüz bana gönder. Oo bak şimdi çok güzel oldu. Yere ha? Bak yere bak. Yere. Bir dakika hocam o boynum ne öyle? Hoppa. Kocaman olmuş kafam. İyi misin? Çok iyiyim. Hep düştükten sonra çok iyisin. En son dönerken boynum böyle kalındı güreşçi gibi. Acaba çok mu kasıyorsun kendini? Hocam kasmaz olur muyum? Kasıyorum görmüyor musunuz? Tere baksanıza. Hocam şurada oturmuştuk ya onu yapalım mı? Böyle oturuyoruz yani en yukarıda. Ha onu yapalım. Onu yapabilir miyiz? Böyle dönüyorsun yukarıda oturuyorsun. Şimdi Fırat'a kitledim hareketi. Siz hocam bu kadar hareket nasıl ezberlediniz ya? Kaç tane hareket var ya? Hem temel eğitimini hem 6 tane uzmanlığını aldım. Hocam dünyayı gezdi be. Hani dans demiştin ya biraz önce. Hareketleri birbirine bağlayıp arka arkaya yaptığın zaman orada hamakla dans etmeye başlıyorsun. Hiç hamaktan inmiyorsun. He, bu hareketleri hamağın içinde yapıyorsun. Evet, yani hiç aşağıya inmiyorsun peş peşe. Şimdi hemen mankiyi göstereceğim. Arkasından yukarı çıkacağız. Burada en önemli kural bunun gergin olması. Bacaklarımı iki yana açtım. Bu star pozu. Star ha tamam. Benim pozum. Bacaklarını hamağa doluyorsun. Hop. Burası biraz sıkıntı bana. Ve oturuyorsun. Çok zevkli. Burası inanılmaz zevkli. Yani bir sağa bir sola dönüyorsun. Bakıp karnına hop bırakıyorsun. Vay be. Bu da çocuk pozu. Bu şekilde dinleniyorsun. Demin ben bir saattir böyle dinleniyorsun. Şimdi elin elimin üstünde, elini yukarı kaydır. Bacaklarını düz karşıya uzat. Çabuk olmamız lazım. Tamam olduk çabuk. Gene acı çekiyorum. Kolların yukarı. Tamam da. Biraz karın kaslarını çalışıyor. Hocam yok ki. Yok mu? Yok. Böylelikle olacak işte. Evet. Aç ayaklarını iki yana. Gitsin. Gitti. Bacaklarım düz olmalı düz. Düz olmalı evet. Dol ayaklarını. Doladım hocam. Bırakayım kendini. Bırak hadi bir bırak. Oh ah benim şey çok kesti. Tamam birazcık olabilir. Hocam ben kamera açmasam zoom'dayım şu an. Ailem var. Allah'ım. Ayaklarım içeriye. Eller yukarı. Allah'ım. Tamam orada kal. Bak burası çok rahat hiç Allah'ım deme. Nasıl nereye rahat ya? Dur. Hocam böyle durmazsam rahat edemiyorum. Ha. Ne yapıyor ya? Kendi karar verdi harekete. Yavrum. Christopher görse. Ki adam çıldırır ya. Christopher kim ya? Bunun yaratıcısı. Colombo işte. Bunun yaşıyor mu hocam? Yaşıyor. Yeni spormuş. Ben yapamadım bakalım. Tamam gel. Omuzlarını elime getir. Ne diyorsunuz? Ellerime gel. Geldim gel. Hocam. Karnına bak. Bakıyorum. Aha, aynaya da kendini gör. Abo. Ayaklarını dola. Yavaş hocaya hocam. Da vurum. Abo. Hadi al beni hocam al beni bu. Al beni ipten. Gel kafayı kaldır. Nereye? Şuradan yakala bakayım karnına doğru. Aç bacaklarını aç. Hocam bitti gücüm bitti. Hadi yukarı. Oh, yukarı. Oo çok şükür. Hocam adamı ipten alır ha böyle. Ne oldu hocam? Benle uğraşmaktan hoca da terledi ha. Rahat oturamadım çünkü. O rahat oturamamak çok normal. Özellikle erkekler için çok normal. Öyle mi? Evet. Christopher erkek adamsın. Bulurken bize göre bulsaydın. Sen kastıkça kendini hamak da seni kasıyor aslında. Ya evet ipler sıkıyormuş gibi oluyor. Yani hamak. Ha işte hamak. İp değil o hamak. Christopher sen bize abone misin? Hayır değilsin. Görüntü bu. Öyle basit spormuş gibi düşünmeyin. Ben böyle terlemedim ya. Şu hale bak oğlum. Ben şurada azıcık dinleneyim. Ölüyorum. Evet çık bakalım. Eller yukarı. Bak o oturuyormuş gibi. Koltuğa oturur gibi. Allah Allah. Ben de öyle olmadı. Eller. Yes. Bu pozun orijinali bu. Yere bak. Hoppa. Yes. Sonunda tabii ki bir kakunumuz var. Kakunu mu? Çok beğeneceksin. Çok güzel bir tatlı hocamız yaptı kakunu. Şekersiz ve unsuz. Hocam şekersiz unsuzsa beğenmem ki. Yok, çok beğeniliyor. Herkes tarafından çok beğeniliyor. Şimdi dinlenmeye bakalım nereye geçiyoruz belli değil. Böyle azıcık seni sallamam istersen sallayabilirim. Olur hocam sallayın tabii. Wow. Look at me. Look at this. It's perfect. Oh yeah. Chop chop.
Ben sallanmasam midem bulandı. Olur. Nefesinle birlikte göz kapaklarını iyice ağırlaştır. Dilin damağına yapışmışsa oradan ayır. Bedenindeki enerjiyi hisset. Hissedemem. Tamamen buraya odaklan. Nereye? Hocam Fırat güldürüyor. Önümüzdeki birkaç saniye senin bunun keyfini çıkar. Tekrar yere kök salmak için derin bir nefes al. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Nefesine teşekkür et sana eşlik ettiği için. Allah razı olsun. Bedenine teşekkür et sağlıklı kalabildiği için. Ve kendine teşekkür et bu deneyimi yaşadığın için. Sağ ol. Namaste. Ne? Namaste mi? Namaste. Namaste kardeşim. Kahramanımız. Geldiği hale bak. Şu an yaşını sor. Kaç yaşındayım hocam? 25. Look at me. Gençleştim resmen. Gençleştin resmen. Bu kadar mı fark eder? Hocam verin verin. Vallahi billahi. Böyle bir sıcak. Bir beni şey çek ama. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza gerçekten sağlık. Gerçekten müthiş bir insan. Gerçekten çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun bize konuk ettiğiniz için evinize. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz de böyle arada değişik şeyleri deneyimliyoruz ki size de hani böyle bir alternatif fırsatlar olsun. Bakın değerlendirin diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oy. Düşmez o Fırat. Yani hiç öyle durmuyor gözümde.